değerli dostlar. Yeni bir videoda tekrar bir aradayız. Arkadaşlar bugünkü videoda 22 Mart 2024 tarihinde Rusya'da bir işte alışveriş merkezi, bir konser alanına terör saldırısını astrolojik perspektifte inceleyeceğiz. Ya aslında dürüst olmak gerekirse bu tarz videoları yapmaktan çok hoşlanmıyorum. Ya bir şeyden çekinmekten değil arkadaşlar. Sonuçta yani kötü bir olayın üzerine video yapıyoruz ama buradan çok sıra dışı bilgiler vardı. Dolayısıyla ben bu videoyu yapma gereği duydum. Ee, şimdi biz bu saldırı arkasında kimler olabilir? Ee, acaba neden böyle bir saldırı oldu? Ee, herkes bir farklı yorum yapıyor. Ben de bunu inceledim arkadaşlar kendimce bir fikri hani bir fikri şey yaptım. Bu saldırının arkasında nasıl bir güç olabileceğine dair astrolojik verilerle. İşte arkadaşlar bugünkü videoda ben size bunları anlatacağım. Burada yine eee natal harita, paran tekniği ve astro kartografi kullanacağız. Astro kartografi bize arkadaşlar saldırının arkasındaki o güçleri bize gösterecek. Yani büyük ihtimalle de doğru olduğunu düşünüyorum. Ama şunu hiçbir zaman iddia edemem arkadaşlar. Kesinlikle bu, bunlar, bunlar, bunlar yapmıştır. Ben sadece buradan bir bakış açısı sunacağım size. Şimdi değerli dostlarım... Saldırının... Ee, akşam 8'i biraz geçe olduğu söyleniyor. Ben bunu RT kanalında... Ee, Hani şeyden gördüm Akşam 8'i biraz geçiyormuş Ben de takribi olarak ne zaman olabileceğine Baktım ee, Şimdi şöyle sırayla bir inceleyelim Arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Benim bulduğum Vakit saldırının Akşam 20.04 Civarı başlamış olabileceği. Neden böyle düşündüm ee, Burada Yükselen 16 derece terazi oluyor Ay düğümleri aks noktasını tetikliyor ve tepe noktası da 22 derece oluyor. 22 sayısı da arkadaşlar Uranüsyen bir sayı. Uranüs yine böyle gruplar, şok edici olaylar, e, isyan hareketleri olabilir. Hepsini bize anlatır. Yani her türlü böyle gruplarla ilgili olaylar. Mesela bu Hristiyanlık veya içindeki gruplar olabilir. Bu bir siyasi parti olabilir. E, böyle illegal örgütler olabilir. Her türlü grup ya da dünyada masonik yap. Mesela bu da bir gruptur. Şimdi arkadaşlar olayın gerçekleşme tarihi 22. Bakın ben o Uranüsyen sayılar derken burada sadece derece değil tarihlere de dikkat edin. 22 Aralık'ta e, bir terör saldırısı olduğunda birçok Mehmetçik şehit oldu. Daha geçen 3 ay önce falan arkadaşlar. Yani bu 22-11 gibi sayılardı arkadaşlar. Özellikle grupların enerjisi güçlüdür. Ya bu her türlü grup olabilir. Bu siyasi parti de olabilir. Mesela siyasi partisiniz 22'sinde veya 11'inde eylem yapabilirsiniz örneğin. Çünkü orada güçlü. Şimdi bu birincisi arkadaşlar 22 tarihi. İkincisi arkadaşlar burada çok dikkat çekici bir şey var. Daha önceki videolarında anlattım. 29 sayısı ile ilgili. 29 sayısına şöyle bir ibare kullanıyorum hep. Güçlü Uranüs etkiler. Ee, işte i̇şte depremle ilgili anlatmıştım. Depremden önceki Dolunay artasında ASC 2950'lerde, Başak, MC 29, 50 küsür işte ikizlerde MC, IC aksı ve ASC, DSC arkadaşlar ASC, DSC yeryüzeyi, IC'de yeraltı. Bakın Enerji sona kadar gelmiş çıkmak üzere. Ama güçlü bir enerji. Ee, ondan sonra işte Japonya depreminde Uranüs 29 küsür derece. Balık Neptün'de 29 küsür kovaydı. Güçlü bir etkisi var. Bu devasa bir tsunami oldu. Bakın buradaki olay ne? Silahlı saldırı. Bir nevi isyan hareketi. Bakın Mars kovada ve 29 derecede güçlü bir enerji var. Yani yüzden fazla insan, arkadaşlar yani ölü sayısı yanlış bilmiyorsam 130'un üzerine çıktı. Sonra rakamı bilmiyorum. Yüzlerce insan yaralandı. Yani e, tuhaf bir olay. Gerçekten tuhaf bir olay. Şeyle ilgili bazı yorumlarımı bu e, bilgilerden sonra göstereceğim. E, şimdi arkadaşlar size bu saldığın arkasındaki güç kim olabilir onu söyleyeceğim. Şu, bu saldırının arkasındaki güç kesinlikle arkadaşlar Yahudi sermayesi. Yani bu çok yüksek bir olasılık. Nereden biliyorum? Birincisi saldırı anında e, yükselen 16 terazi ve günah düğümü de 16. Yani 7 sayısı arkadaşlar. 7 sayısı 7 Şam'dan. Yahudilikle bağlantısı ama her 7 sayısı ya yani mesela müzikle de ilgili bir bağlantı verebilir. 7 nota var. Ama buradaki bağlantı Yahudilik. E, terazide olması bunun e, organize bir şekilde olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bir iş birliğini anlatıyor burada. Yani bu e, şöyle söyleyeyim. Yahudi sermayesinin işbirliği yaptığı ülkelerle yaptığı bir organizasyon. Asu kartografi de göstereceğim. Kimler var bu işin arkasında? E, bir şey daha var arkadaşlar. E, Kuzey Aydın'ı Koç Burcu'nda. Bakın Yahudilikle alakalı burç koç burcudur. Yani herkes işte boğa e, Yahudiler e, işte boğa heykellerini yıktı e, paganizme karşı. Hayır öyle değil arkadaşlar. Gerçek şuydu. Yahudiler koç çağının gelişini haber veriyordu. Ve dolayısıyla koç borusuydu onların e, çağını simgeleyen. İşte Hazreti İsa geldi işte Hristiyanlık başladığında da sembolleri balık çağları anlatıyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Hamas saldırısı oldu. Ne zaman oldu? 7 Ekim. 7 sayısı. Ee, ve geçen senede 2023'te arkadaşlar. 7 2023. Yani Yahudilerin güçlü olduğu zaman Koç Burcu'na girmiş. Ee, saldırı olduğunda Hamas'ın saldırısı Kuzey düğümü 25 derece. Yine 7 sayısı. Koç'ta. Şimdi Yahudilerin güçlü olduğu zaman arkadaşlar Kuzey Aydın'ı Koç. Şimdi burada güneş 2 derecede arkadaşlar yine burada şunu anlatıyor. Ee, bu işi arkasında ikinci bir e, ülke aracılığıyla bunu yapıyorlar. Bence bu Ukrayna gerçekten olabilir. Onları inceleyeceğiz arkadaşlar. Ee, şey yorumlarımı video sonunda yapacağım arkadaşlar. Burada ben size astrolojik verilerle anlatayım. Çünkü e, hani hem Rusya hem e, dünya siyasetiyle ilgili bilgilerim var. Bunları harmanlayıp size bir yorum yapacağım. Şimdi değerli dostlar, buradan bazı bilgiler evet edindik, geldik. E, burada arkadaşlar 22 Mart'tan önce olan bir yeni ay var. Şimdi yeni ayın e, yükseleni Moskova'ya göre. 16 54 yengeç tam 17 olmamış. 17'yi biliyorsunuz ölümle alakalı konular. Ama arkadaşlar burada ilginç olan şu. Kuzey Aydın ve Şiron 17 derecede. Ve ASC'ye doğrudan kare yapıyor. Yani bunun karbik bir etkisi var ve Chiron arkadaşlar gerçek anlamda fiziksel yaralanmalarla da alakalı ve bu fiziksel yaralanma sonuçta ruhsal olarak dedi. Yani toplumun ee, hani bilinç altında kötü bir etki de yaratabiliyor tepe noktası 9 derece olmuş burası inançlarla ilgili konuları anlatır 9 sayısı bu arada yabancı ülkelerle de alakadır arkadaşlar ve satürn de tepe noktasına gelmiş 11 derecede yani buradan şunu anlıyoruz ki e, yabancı ülkelerden kurulmuş bir birlik ama balıkta olduğu için işte kendini göstermiyor gizliyor burada devletlerin oluşturduğu bir birliği görüyoruz arkadaşlar. Bu Rusya'ya göre söylüyorum. Ama bu devletler yabancı bakın 9 sayısı. E, bu arada 9 inançlar da ilgili. Bunu saldırı yapanlar kendini din adına işte işitmiş neyse e, söylüyor ve e, yine burada Mars Ur uranüs kalesi var arkadaşlar. Yani böyle gerçekten e, silahlı saldırı için içinse ama neden Moskova? Yani bu Böyle baktık biz mesela bunu önceden gördük ya Moskova'da birileri gelecek bunu yapacak. Böyle bir şey tahmin etmesi zor arkadaşlar. Şöyle baktığımızda. Şimdi arkadaşlar biz ee, işte 25 Mart'ta bir ay tutulması yaşadık. Bu ay tutulması Moskova'ya göre arkadaşlar bakın 5 derece koç 5 derece terazide. Terazide bir ay tutulması. Ama ilginç olan şu arkadaşlar. Moskova'ya göre yükselen 4 derece yengeç ve yükselene doğrudan kare aç yapıyor. Şimdi 4 sayısı arkadaşlar Hristiyanlık'la da alakalıdır. 4 haçtan diğer e, şeyde 4, 4. burç yengeç, ülke, vatan. Yani burada e, Rusya'da bu ay tutulmasının etkisinde ülke ve vatan konusunun öne çıkacağını Ha bu bir silahlı saldırı mı olurdu? Yani öngöremeyebiliriz. Ama biz buradan şunu anlıyoruz. Evet burada Rusya'da bir ülke ve vatan konusunun e, ortaya çıkacağını bize gösteriyor. 5 sayısı da arkadaşlar aslan burcu etkilidir e, ve tepe noktasında bakın 23 derece kova'ya gelmiş yine 5 sayısı. Dolayısıyla aslan burcu e, burada Rusya'nın bir hamleler yapma ihtimali görüyoruz. Yani dünyaya gösterecek gösteriş. Ama 5 sayısı arkadaşlar Aslan burcu güneş yanma temasıyla da alakalı. Ay tutulması etkisi 6 ay mı 1 yıl mı göreceğiz bunu. Ben hani video yapmıştım. 26 sayısı Vladimir politolojik ne yapabilir? İşte arkadaşlar onu yine şey yorumlarda göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu kısmı geçtik. Bakın paran raporunda Olay anının paran raporunda prokyon var mesela aks noktası tetkirmiş Prokyon geçiş halinde yani kısa süreli üdlenmedir geçiş halindeki şeylerdir kastorda e, hikayeleşmesi yani bu artık bir hikaye gibi haline gelecek Düşün, e, yani e, bu olay bir şeye vesile olacağı belli arkadaşlar ama ne olur bilemiyorum. Şimdi arkadaşlar burada dikkat çekici şeyleri söyleyeceğim size. Öncelikle ay Zosma ile Rising kısmında paran yapmış ve Culmination'da Menkar'la yapmış. Zosma bir şeyden dolayı kurban olmayı anlatır. Menkar'da kolektif bilinçaltı yani toplum bir şey oluyor artık o toplumun bilinçaltında yer ediniyor. İşte bu terör saldırısı ve bir sürü insan kurban oluyor. Bakın Zosma ve Menkar nasıl birbiriyle uyumlu ve bu ay olmasının sebebi. Çünkü halk Orada halk kurban oldu, katledildi. Ay halkı da anlatır arkadaşlar. Ee, yine arkadaşlar burada çok sıra dışı olan, neden ben bunun arkasını Yahudi sermes daha onlara geleceğim arkadaşlar. Ana kaynağa gideceğiz. Bakın arkadaşlar burada çok fazla kraliyet yıldızı var. İşte Venüs Fomalhaut'la yapmış, Alkes'le yapmış. Fomalhaut kraliyet yıldızı. Fomalhaut'un etkisi idealizm veya karizma ama negatif anlamda şey verir. Tomal Altun negatif etkisi. Kibirden kaçınmak. Kibir. Ya biz o kadar şeyiz ki kibir. <laughs> e, al kes yıldızı arkadaşlar. E, kuts kutsal kaseden şey geliyor. Hani kendilerini kutsal gören, mavi kan gören bu tarz şeyler de olabilir gerçekten. Arkadaşlar Mars'ta Regulus'ta yaparan yapmış. Aslan takım yıldızında. Şimdi Regulus'un etkisinden de şey denir intikamdan kaçınmak. Bakın biz buradan e, sembolleri doğru okuyalım. Buradan ne anlıyoruz? Formal hautla kibir. Bunu yapan şey yapı çok kibirli. Dünyanın en güçlüsü biziz. Ve Regulus. İntikamcı. Bunu yapan yapı. İntikamcı. Böyle okuyacağız arkadaşlar. Bunu bir şeyin intikamı için yapmış. E, sembolleri böyle okuyacağız arkadaşlar. Satürn'de formal out yapmış, Satürn'de yine devlet, yapılar falan. Bu yapı bir sistem, bir organizasyon. Bu şey olmayabilir arkadaşlar, bir desene, Yahudi sermayesi diyorum ya, bütün devletlerin içerisinde var arkadaşlar. Amerika'da, İngiltere'de öyle bir yapı yani. İşte burada benim şey yaptım bu Satürn formal bu bir devletleri bile etkileyebilecek güçlü bir yapıdan bahsediyoruz. Bakın Merkür de formal yapmış. Bir sürü kraliyet yıldızı. Sirius bile var. Venüs Sirius'la. Venüs parayla ilgili arkadaşlar. Yani güçlü yapılar bunlar. Ee, yine burada dikkat çekici arkadaşlar. Ee, Saturn Satürn formal söyledik. Mars Elnat'la yapıyor arkadaşlar. Elnat gerçi bir silah her türlü. Regulus'la zaten yapıyordu. E, Zubener Genubil yapıyor. Bu da arkadaşlar gönüllü olarak bir araya gelmek. Zubener Genubil. E, Belatrix e, başarıyı karanlık yollardan geçerek başarı. Kişinin kendi karanlığıyla yüzleşerek e, bir karanlık şeyden geçen bir başarı var burada. E, nedir bu adamlar? Kaptlar. E, rastgele insanları öldürdüler. Bir de arkadaşlar e, ay düğümlerinde de Vindemiatrix'i görüyoruz. ...Vindemiatrix ee, bir şeyleri toplamak bir araya getirmek. Burada insanları da bir araya getirmiş olabilirler bu teröristler veya para olarak da bir araya getirmiş. Ya yani bir yerlerinde toplamışlar bir şeyleri. ...Vindemiatrix her anlamda bir şeyleri toplamak bir araya getirmek. Prokyon yapıyor yine parlamak kısa süreli bir şeyden dolayı parlamak. Ee, ama geçiş, geçici, yani sürekli değil. Mesela siz Mozart'sınız. bir müzik yaptınız. Hiç unutulmazsınız. O Sirius'tur. Ama Procyon ne bugün böyle yaptı terör oldu. Ama bu insanlar ismi bir daha unutulur. O terör olayı unutulmaz ama bu insanlar unutulur gider. İşte burada Procyon böyle bir fark var Sirius'ta. Ee, bir de arkadaşlar şurada e, Pluto ile yapıyordu. Neredeydi onu görmeye çalışıyorum. Aa Denebola nadir noktasında yapıyor. Arkadaşlar Denebona ...Uralüsyen etkisi olan bir şey. bir böyle beklenmedik bir şeyler yap ama Pluto işte güçlü yapılar. İşte böyle bir terör olan ya yani dünyayı şok eden beklenmedik Uralüsyen etkiyi... buradan bu şekilde görüyoruz arkadaşlar. yine burada Kanopus var arkadaşlar. Kanopus domine edici bir güç. bu ay düğümleri olduğu için arkadaşlar. Yine kanopus gemiyle de alakalı yani okyanuslara da hükmeden bir anlamda verebiliriz. Şimdi değerli dostlar gelelim olay anının haritasından astrokartografi haritasını incelemeye. Bakın ben size adım adım göstereceğim. Şimdi arkadaşlar burası New York. Olay anının haritasında güneş tam tepe noktası New York'tan geçiyor görüyor musunuz? Ve Uranüs'te DSC'ye üçgen. Yani bu işin ana planlayıcısı yani ben hani Yahudi sermayesi derken ana planlayıcısı New York arkadaşlar. New York Yahudi sermayesi bakın bu bir. Bize astro kartografi bu bilgiyi veriyor arkadaşlar. Zaten güneş de koçta. Yani Yahudilerin güçlü olduğu zaman güneş koçta. Local space Mars'ta doğrudan New York'tan geçiyor arkadaşlar. Direkt e, burada ana şey ee, New York Yahudileri. Bakın adım adım gidiyoruz. Ama bu tek başına oradan değil arkadaşlar. Kolektif bir eylem. Onu söyleyeyim size. Ha, buradan görüntülerim. Yani bunu yüzde yüz size bu yüzde yüz doğrudur diyemem arkadaşlar. Sadece bu bir yorumdur. Bakın Uranüs'te ASC üçgen Londra. Çünkü bunlar bir grup, topluluk. Yani buradan Londra'dan da bu işe destek var. Geliyoruz arkadaşlar Avrupa'nın eee Brüksel'le geliyoruz. Brüksel'de sonuçta e, ne derler? E, NATO'nun bulunduğu yer. Bakın Brüksel Merkür IC üçgen. Şimdi peki Merkür olduğu için kaç kilometremiş? 54. Yani yarım derecelik or. Merkür'de şunu anlatıyor arkadaşlar. İletişim ve istihbarat yönünden destek veriyor olabilir. Yani bu da bu işin içerisinde. NATO da bu işin içerisinde bilgilendiriliyor ya da öyle söyleyelim. NATO'nun da bilgisi var. Ve Almanya'da da arkadaşlar şuradan görüyorsunuz Mars MC üçgen. Yani Berlin'de bu olayla e, bu olaydan bağlantısı var arkadaşlar. Yani burada e, bağlantı daha çok Almanya'nın Mars olduğu için e, silahlar konusunda olabilir arkadaşlar. Geldik Ukrayna'nın dahli var mı? Yani Rusya Ukrayna'yı çok suçladı ya. Yani Ukrayna hani hep böyle ya hep Ukrayna'ya suçluyor falan. Evet arkadaşlar Jüpiter IC üçgen. Jüpiter yabancı ülkelerle de alakalı. Ukrayna'nın da burada dahli var. Çünkü Kuzey Aydın'ın de MC, IC karesi var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çünkü Rusya'yla geçmişten beridir sorunu var. Evet, Ukrayna'nın da bu işte dahli var. Peki İsrail devletinin de bu konuda bilgisi var mı? Yahudi sermayesi yapmış ama diyorum ama. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Uranüs'te IC üçgen. Bakın, İsrail'in de içinde bilgisinin olduğu. İsrail'in de bilgisi oldu. Çünkü Kiron DSC kavuşum attı yine Pudüs ve o şeyden geçiyor, İsrail'den. Yani İsrail, Rusya'nın kendisine bir konuda zarar verdiğini düşünüyor tahminimce. Ee, bundan dolayı böyle bir şey olabilir. Ama şunu unutmamak lazım arkadaşlar. Kiron-Kuzey Aydın'ın kavuşumu vardı. Yani gerçekten İsrail'in de bu işin içinde... ...dahdini falan Rusya görürse... Ee, ...Rusya çok intikamcı devlettir arkadaşlar... Ee, Böyle çok hızlı, yani birkaç hızlı bir şeyler yapabilir. Ukrayna'da bir yerleri bombalayabilir ama mesela acısını 30 sene sonra bile çıkarabilir. Ama nasıl çıkaracağını siz anlayamazsınız. Sert ödettirir yani. Mesela Hizbullah 2006'da mı ne bir başarılı olmuştu İsrail'e karşı. İşte o Rusya'nın desteğiydi. Bakın e, İsrail'e böyle burnunu sürttü orada. Ya bu Rusya böyle değişik bir devlettir. Şimdi Arkadaşlar burada genel bir inceledik. Bakın astrokartografi, paran tekniği. Paran tekniğinde bu kadar kraliyet yıldızı bize bir bilgi veriyor arkadaşlar. Güçlü bir yani paraya da çünkü Venüs de orada vardı. Satürn yapı. Ama Satürn'e bir araya gelmiş. Şimdi Yahudi'ne böyle şey değil. Yekmesak değil yani. Ee, ve yine burada bize bu bilgiyi veren arkadaşlar. Olay anın, yükselenin 16 ve günah ödümünde 16 terazi olması. Terazi bir yerde işbirliği. Ama 16 sayısı 7 işte arkadaşlar. Yani Yahudiler ve onlarla işbirliği yapan şeyler Yahudi yapılar. Ha ben direkt Allah yani böyle Yahudiler Allah cezanızı ver. Böyle bir şeyde değilim arkadaşlar. Sonuçta bu ülkeler devletlerin kendi içlerinde bazı eee çekişmeleri oluyor. Doğrudan savaşmak yerine o ona gidiyor terör saldırısı. O ona terör saldırısı. böyle perde arkasından birbirlerini bir iğne batırırlar. Bütün devletler böyledir arkadaşlar. Maalesef dünya böyle yani. ama bu işin arkasında arkası çok büyük ihtimalle arkadaşlar. Bakın İsrail devleti demiyorum. Yahudi sermayesi. Daha büyük bir perspektifte bakıyorum. orada çünkü Satürn de Formal Halt'la paran yapıyor ve Balık Burcu'nda ne bir gizlenmişler ama bir yapı oluşturmuşlar. Ee, bunun merkezinin organizasyonu New York. Onu söyleyeyim. Çünkü Local Space Mars New York'tan geçiyor ve Güneş Tepe noktası. Oradaki Yahudilerin e, Yahudi sermayesinin daha çok organize ettiği bir şey gibi gözüküyor. Şimdi arkadaşlar ben de ilk olay olduğu zaman şu beni çok şaşırttı. Yani daha önce Amerika demiş bir saldırı olabilir ama Rusya şaşırdım yani böyle. Dedim acaba Rusya kendi kendisine mi bunu yaptı? Bir de olay oluyor adamlar kaçıyor falan. Çok tuhaf geldi arkadaşlar. Ee, yani Rusya'da istihbarat çok güçlüdür. Ee, bence dünyadan çok istihbaratçısı olan devlettir yani açık ara. Yani <laughs> belki her 10 kişiden biri bir şekilde istihbaratla şey yapmıştı. Öyle bir devlet arkadaşlar onu söyleyeyim. Bana çok şaşırtıcı geldi. Bir de güneş koştayken olması şaşırtıcı geldi. Genelde bu tür organize yapılar güneş kovada terazideyken olur ve yakalanmazlar. E birçok cinayeti biliyoruz arkadaşlar. Uğur Mumcu'dan tutun Gaffarok. Yani birçok yani Türkiye'de aydınlanamadı. Çünkü güneş gizli kovada güçsüz. Avser güneş koştayken oldu. Benim düşüncem şu arkadaşlar. Rusya ee, bir şekilde bana göre orada hemen müdahale etmedi. Müdahale etse birileri mutlaka öldür. Hemen öldürlerdi. Beklenti şuydu bana göre. Bunlar öldürülür. Ee, i̇lginç bir şey oldu. Adamlar e, sanki yol açtılar ama bir yerde de tuttular, şey yaptılar, yakaladılar. Sağ ele geçirdiler. İşte bu çok enteresan arkadaşlar. Bir şeyler oluyor. Ya bu bir şey bu tür şeylerde sağ ele geçirilme olmaz. Benim çok şaşırdığım bir olay. Bir de hemen Rusya müdahale etmedi. Çok şaşırdım. Rusya'da çok merkezde bir yer. Yani her tarafta devlet işte e, e, bir sürü farklı şeyleri var. Yani Rusya'nın bir de istihbaratında da dallar var. Yani hatta polisinin bile mesela sadece çevik kuvvet oran özel polistir arkadaşlar. Özel bizdeki özel kuvvetin çevik polisi var. Adamlar sıkı eğitimli yani. Mesela bir toplumsal olayı nasıl bastıracak? Hepsi böyle izbandut gibi mesela benim çevik kuvvet da oldu benim adlı evimde kalmıştı yani normal polis biraz eğitim alıyorlar kas böyle. bunlar ki öyle değil arkadaşlar doğrudan adam çevik kuvvetin uzmanı olmuş yani bir kişiyi nasıl bastırırsın nasıl ya böyle ya mesela bizde bir çevik kuvvet yapıyorsun 2 yıl sonra başka bir şeye geçiyorsun onlar da öyle değil onun uzmanlı çevik kuvvet ama mesela orada diyelim ki bir olay oldu yüz bin kişilik miting yaptı burada bin kişi koy yeter yani öyle adamlar. Sobur mu ne deniyordu onların çevik kuvvet şeyini? şeyine? Bu olay çok gerçekten e, enteresan arkadaşlar. Süreç nereye gidecek bilmiyorum. Ben hani Vladimir Putin politik ne yapabilir demiştim. E, olay buraya doğru gidebilir. E, ama ben Rusya'dan bir anda hemen tamam birkaç ya Ukrayna'ya bomba öyle değil. Doğru zamanı bekleyip bir hamle yapacağını düşünüyorum çünkü bu organize eylem tek bir devlet tarafından değil mesela İsrail devleti yapsa Rusya bunun acısını ödetir nasıl ödetir? Hizbullah çok değişik silahlar verir İran aracılığıyla öyle ödetir doğrudan şey yapmaz İsrail'e öyle bir risk almaz Rusya çünkü İsrail arkasında çok güçlü bir Yahudi sermayesi olan bir devlet arkasında herkes çekiliyor yani şimdi bakmayın siz herkese üt İsrail dediklerine Herkes korkuyor, çekiniyor yani. E, bir devletin ötesinde bir gücü var İsrail'in. E, ama ben hani e, süreç nereye evrilir, ne olur? E, bunu yapan Yahudi serbestliği bir planı vardır mutlaka. Yani burada amaç Rusya'yı kızdırıp şey yapmak olmayabilir arkadaşlar. Bu olay uzun vadede Rusya'nın eşine gelebilir. Çünkü hatırlayın biz uçak düşürdük. E Rus büyükelçisi öldü. Biz tam Rusya'nın eline düştük. Olay Rusya'ya yaradı arkadaşlar. Evet bir Ur pilotunu kaybetti, büyük büyükelçisini kaybetti. Ama şu anda Türkiye elini kolunu yani Rusya'ya karşı hamle yapabilir mi? Zor. Zor. Ee, ha bu arada ben şöyle bir insan değilim arkadaşlar bunu bilin. Ne böyle Avrupa yanlısı batı, ne böyle e, Rus yanlısı falan. Hayır hayır. Hiçbir taraftan değilim arkadaşlar. Hiçbir taraftan da haz almıyorum. Ee, ama şu var ki Rusya stratejik hamleyle mesela bir de nükleer santral yapıyor benim şehri Mersin'de. Yani enerjide de bağımlısınız. Deyin ki Rusya'ya kafa tutun. Lan ben sana meydan okuyorum. Çünkü zenginleştirilmiş uranyumun büyük çoğunluğu dünyada Rusya üretiyor. Bağlısınız arkadaşlar. Ve onun teknolojisini kullanıyorsunuz ya. Hamle yapamazsınız hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey. Ama bu da bir stratejik plandır arkadaşlar. Rusya tek başına kendi başına hareket edebilecek bir devlet değil. Yani bu saldırı uzun vadede Rusya'nın işine gelir. Ya yani Mısır'da uçağı düşürüldü arkadaşlar yolcu uçağı. Efendim Rusya Suriye'den çıksın diye daha da girdi. Ukrayna Rusya'ya zarar veriyor falan. Hayır, Rusya'yı daha da kana susamış hale getiriyorlar. Ben söyleyeyim arkadaşlar yani ha Rusya'nın toprak ihtiyacından değil. O oynuyor yani Ukrayna. Rusya'nın çok işine geliyor. Bu savaş Rusya'yı güçlendiriyor arkadaşlar. Batı silahlarını ele geçiriyor. Oradaki teknolojilerini alıyor. Ordusu eğitim yapıyor. Şu anda dünyada en hazırlıklı ordu Rus ordusu. Savaş deneyimi de kazanıyor. Efendim Rusya'yı Ukrayna durdurdu falan. Yok gerek yok ki arkadaşlar. Ya adam ölüyormuş ya Ruslar için öyle bir mantık yok arkadaşlar. İnsan ölsün. Öyle devlet çok tuhaf bir devlet. Rus devleti anormal bir devlet arkadaşlar. Öyle hayal ettiğiniz gibi bir devlet değil. Yeri gelir insanlar çıtır çıtır öldürtürür yani. Böyle tuhaf bir devlet. E, 240 yıl Moğolların hükmünde kalmış. 1480'den sonra kurtulmuş ama Rus devlet mantığı 1550'ler şeyle başlıyor. Eee Korkunç İvan döneminden sonra başlıyor. Orada bir boşluk dönemi oluyor. Polonya, Rusya işgal ediyor falan filan. Ya aslında Rusya yani toplasanız bir 400 yıllık aslında adam akıllı Rus devleti. Ama işte Moğol kafası var arkadaşlar Rusya'da. O 240 yıl Moğolların hükmünde kalınca Rusya'da bir Moğol şeyi vardır. Yani Rus mantığıyla Moğol mantığı birleşmiştir Rusya'da. Ondan dolayı böyle devlet olarak böyle biraz agresiftir, serttir. Yani bazı yönlerde Moğolların yanlış yönlerini ter iş yapmıştır. Moğolların yanlış yönü ne? Devlet düzeni yoktu yani. Her tarafı ele geçiriyordu ama o oturamıyordu orada. Hepsi sonradan birbirlerine girdi dağıldı. Yani çabucak bittiler Moğollar. Rusya öyle devlet değil arkadaşlar. Bakalım bu şey neye ne, neden olur? Hep birlikte göreceğiz. Ha ben burada... Yanılıyor da olabilirim arkadaşlar? Ama benim gördüğüm sayılar ve veriler. E bir de koç, Kuzey Aydın koç da 16 derecede 7 sayısı. Bu ve ay Düğümü arkadaşlar bakın bir bir araya gelmiş. Ama bunlar Yahudi. Yahudi sermayesi. E, orkestra New York'tan. Londra da bu işin içinde. Uranüs ASC üçgeni var. Ama Güneş Meyce şey New York. Doğrudan New York'tan organize edilmiş güçlü bir Yahudi e, topluluğu mu diyeyim? Çünkü bunlar çok e, şey arkadaşlar. Bakın şu aklınıza gelecek bütün film sektörü Yahudilerin. Warner Bros'lar, Disneyler, o su bu su ya o kadar güçlüler ya. Yani e, gidin bakın şirket o şeyleri arkadaşlar hep böyle Yahudi. Ya böyle bir güçten bahsediyoruz. Ya neden ülkeler çekiliyor? Neden bizimkiler yani? Evet. <laughs> kolay değil. Ee, öyle şey değil. Ha, Rusya'da da iş adamların, en zengin iş adamların çoğu Yahudidir. En zenginden emin Mihail Friedman Yahudidir. Roman Abramovich Yahudi. Oleg Deripaska Yahudi. Ama şöyle de düşünmeyin. Yahudiler de kendi içinde şeyleri var arkadaşlar birbiri yani mesela bazı Yahudiler vardır. Örneğin Rusya ile daha sıkı ilişkileri vardır. Yani Yahudiler de şeyi düşünmeyiniz. Bunlar bir bütün. Bunlar hepsi birbiriyle anlaşıyor. O yüzden benim burada kastettiğim bir Yahudi grubu arkadaşlar bu. Ya yani oradaki sayılar şeyler. Ee, ama New York'un temel şey yaptığı. New York'ta güçlü bir Yahudi grubu. Ama kimlerdir nedir onu ben bilemem. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. bir sonraki video arkadaşlar çok sıra dışı bir olay inceleyeceğiz. Gelibolu Savaşı'nda gerçekten Hızırlar yardım etmiş olabilir mi? Şimdiden söyleyeyim. Büyük ihtimalle evet. Ama ben bunu size astrolojik verilerle göstereceğim. Şimdi benim için de çok sıra dışı bir bilgiydi. Yine bir video hazırlayacağım arkadaşlar. Afyon sandıklı olayının şey burada Evet bir şeyleri bulduk bir video yaptım o videoda da Afyon sandıklı olayının neden orada öyle bir şey olduğuna dair güzel bir veri sunacağım size o videoyu da izleyiniz arkadaşlar Önümüzdeki dönem o videoda gelecek yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın Müzik